CHP'nin kalesi İzmir'de maaş krizi yaşanıyor. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışan Karşıyaka Belediyesi çalışanları herhangi bir değişim göremeyince iş bıraktı. Diske bağlı Genel Geneliş 8 nolu şube üyeleri maaşlarının eksik yatması, bazı ayların maaşlarınınsa hiç ödenmemesi nedeniyle belediye önünde eylem yaptı. Geneliş 8 nolu şube başkanı Deniz Şahin Gümüştekin Karşıyaka Mahallesi çalışanlarının maaşı aylardır gününde yatmıyor, eksik yatıyor, geçmiş dönem ücret alacakları ödenmiyor. Personel AŞ çalışanlarının Şubat ayı maaşının %50'si 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ödenmemiştir. Kent AŞ çalışanlarının Ocak ayı maaşından parça parça 5000 lira, bin lira, 1500 lira, 3000 lira, lira olmak üzere toplamda 11.500 lira yatırılmış geri kalanı yani %25-%30'a yakını ödenmemiş olup Şubat ayı maaşı henüz hiç ödenmemiştir. 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ve 2021 yılından iki ikramiyesi henüz ödenmemiştir, dedi. Seslerini duyuramadıklarını belirten Gümüştekin, Evet para yok, biz anlamak istiyoruz ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, banka anlamıyor, anlatamıyoruz. Peki siz bize bu durumu anlattığınızda sorun bitti mi zannediyorsunuz? Sizin için belki bitiyor ancak çalışanlar için asıl sorun o zaman başlıyor. Belediye başkanı bir televizyon programında personele borç dedikleri çok düşük miktarda bir borç. Yani personelin eline geçecek bu para onlar için çok büyük hayati öneme sahip değil demiştir. Her bir kuruş bizim alnımızın teridir, çocuğumuzun ekmeğidir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçirmeye çalışıyoruz alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi bizim için hayati önem taşıyan, hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Bu sözleriniz Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çözümse basın yoluyla kamuoyuna anlattıklarınız değil, işçinin evine götüreceği ekmeği, çocuğunun cebine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir sözlerine yer verdi. Gümüştekin işçilerin taleplerini şöyle sıraladı. Maaşlarımızın ve ücret alacaklarımızın zamanında ve düzenli olarak ödenmesini istiyoruz. Maaşlarımızın parça parça değil, tek seferde ödenmesini istiyoruz. Maaş ve alacaklarımızın ödenmediği bir süreçte işçi alımlarının durdurulmasını istiyoruz. Personel AŞ çalışanlarının protokolünün bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Biz işçiler olarak bugüne kadar sorumlu bir davranış gösterdik, bundan sonra da bu sorumlu davranışı sizden talep ediyoruz. Derdimiz kavga değil, derdimiz işçinin emekçinin çalışanın ekmeğidir. İşçilerin maaşları ve diğer alacak ücretleri bir an önce ödenmeli. İşçi huzurla işinin başında olmalı ve bundan sonraki süreç birlikte yürütülmelidir. Aksi halde eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir diye konuştu.